Böyle süper bir vitanız var ve küçük de bir çocuğunuz var. Hangi oyunlar oynamalı? İşte Hatice Kübra için seçtiğim oyunlar bunlar. Devamı da burada. Sonrasında babasının oyunları artı 18. Ve başlıyoruz. Yine hanım ve çocuk evde yok ve ben yine salonu dağıttım. Ve gecenin kör vakti Hatice Kübra yorulmaz kardeşimiz için, 8 yaşındaki hayranımız için bir vita yaptık. Onu kırmamak için de bu videoyu ekleyeyim. Babası da mutlu olsun, kendisi de mutlu olsun. Ve vitada yeni şeyler anlatacağım. Hatice kardeşimizin vitası, aynı zamanda babasının vitası bu. Özel şöyle bir kap almışlar. Artistik gözüküyor. Bunun yeşilleri, mavileri falan farklı farklı renkleri de piyasada mevcut. Makinenizi daha da güzel koruyor. Buradaki şeylerden bahsetmeyeceğim zaten videolarda, hani şu sağ üst köşedeki videolarda bunun gibi şeylerden bahsettiğimi göreceksin işte. Şuradan oyun indirir, yok buradan PSP olur, yok YouTube falan gibi. Yeni bir şeyler yükledim. O yeni bir şeylerden mesela World of Go, bunu başka bir videoda paylaşırız. Ben böyle bir cihazda Crazy Taxi'yi oynamak çok istiyordum. Crazy Taxi ne emülatörü olduğunu anlayamadım ama çok 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 güzel ve çok hızlı. Sega'nın ünlü oyunu. Ben bunu Atari salonunda oynuyordum. İşte bir taksi şoförüsünüz ve müşterileri zamanında bir yerlere ulaştırdığınız zaman para kazanıyorsunuz. Yolda kaza yaparsanız para kaybediyorsunuz veya böyle çok heyecanlı makaslar atarsanız da yine para kazanıyorsunuz. Ahan da başlıyor. Bu arada müzikler telife girecek diye müzikleri kapatalım. Çünkü baba müzikler. Amanın müzikler duyulmadan hemen hemen kapatalım. Evet, kapattık. Hatice kardeşimiz, sen o müzikleri bangır bangır dinlersin. Şimdi play game yapalım. Bu arada Vita bu. Şu an gecenin kör vakti ışıklandırmam nedeniyle pek düzgün gözükmeyebilir ama aslında sapsarı şu renk. Yapacak bir şey yok. Orijinal arcade Crazy Box, biz arcade yapalım. Hadi bakalım. Sesimiz açık. BD Joe bizim adamımız her zaman. Ve BD Joe ile hareket edeceğiz. Gaz, sağ, sol, fren. Şu da D ve R şeyimiz. İlk gördüğümüzü atlayalım. Hop, atla kardeş. Nereye? 480 metre. Bas. Burada bangır bangır müzik de çok çok iyi oluyordu ama biz normal yolumuzdan gidelim. Bu akıcılığı ben hiç tahmin etmiyordum. Amanın, pardon, 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 pardon. Abi. Of. Hem oraya hem buraya bakınca biraz zor oluyor ya. Atla kardeş, atla atla atla, hemen hemen hemen. Süremizi aldık, paramızı aldık. Atla. Kirmi mi dedi, ne dedi? Ben normalde bu cihazı bilgisayara bağlayıp size ekran paylaşacaktım ama kabloyu bulamadım şimdi gecenin kör vakti. Arasan kolilerin içinden 30 tane çıkar. O heyecanlı bir sürüş yapıyoruz. Motor da arada bir tıkanık kalıyor ses ama muhtemelen müziği kapatınca işte bu süper bir zamanlama ve Speedy dedi bize. Speedy Gonzales. Atlayın kardeş. Şurada bir hangi renk daha çok para veriyor bilmiyorum ama o 1 kilometre diyor, bu uzak, bu çok para verecek. Pardon. Vita'da oynadığım en hızlı ve hoş oyunlardan retro olarak tavsiye ederim. Belki dosyalarını bir ara sizle paylaşırım, bilemedim. Onları arasanız bulsanız daha hayırlı olur. Ay, yaptığım hareketlere bak ya. Yok, konuşunca olmuyor bu işler ya. Tamam. Neredesiniz? Ay. 24 saniye, yapma be. 26, pardon, 25. Şimdi 24. Hoşuna gitti değil mi? Sayın halk. Evet, geldik 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 geldik. Biraz yavaş oldu ama normal, hadi lan normal. Evet dostum, kim geliyor? Gel kırmızı. Kırmızı yakın mesafeymiş ya. Ben kırmızı çok para zannediyordum ama. Hop 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 hop.
Bu arada arkadaşlar hiç hızlandırma falan herhangi bir şey yok. Ayar yok bunda. Direkt standart kırım ve yapma 10 saniye. Çabuk 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 çabuk. Atla. Çabuk çabuk 290 ya. Kırmızı almamamız lazım ya. Kırmızı çok kısa. 5 4 3 hadi 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 hadi. Atla Kamil. Slow mu? Senin yap. Speed timeout. 1666 dolar ve C verdi bize. 29.ymuşuz. Game over. 8 yaşındaki bir çocuk burada ne oynar? Bir de ondan bahsedelim. Adren'in içindeki PSP oyunlarının birçoğunu oynayabilir. PlayStation ve PSP. PlayStation 1 ve PSP oyunlarını Adren'den oynayabilir. Super Frog oynamazsa olmaz. Rayman mükemmel. 8 yaş içinde, 9 yaş içinde mükemmel oyun. Sly Cooper yav tadından yenmez. Türkçe dublajlı müthiş bir oyun. Babasıyla birlikte oynayabilir bunu. Çünkü bulmacalar biraz zor gelebilir 8 yaşa. Burada ne var, ne var, ne var? Burada bir şey ona göre yok. Puti, Amiga'dan sevdiğim bir oyun. Tavsiye ederim. World of Go mükemmel, tavsiye ederim. Macanarium çok çok tavsiye ederim. Değişik bir oyun. Yine zeka oyunu, babasıyla birlikte bulmacalar çözebilir. Angry Birds zaten müthiş. Minecraft zaten müthiş. Worms oh oh çok güzel. Diğerlerini söylemiyorum. Diğerleri ona göre değil. Badland güzel. Yine çocuk oynayabilir. Burada ne var? Burada ne var? Sonic. Oh. Sonic dedik. Neye bastık ya? Sonic'in yarısı çok güzel. Jetpack. Hoş, sevimli. Lemmings. Yine çocuklar için ideal. Little Big Planet 2. 10 numara şaheser. Buradaki Vita'daki en iyi çocuk oyunlarından. Yani çocuklar da oynayabilir anlamında diyorum. Crazy Taxi zaten gördük. Bu arada emülatörler memülatörlerin içine girince binlerce şey çıkabilir de o binlercelerden bahsetmeyeceğim. Buraları istediğiniz gibi klasörleyebilirsiniz. Hem babası hem de kendisi için düzenlediğimiz Hatice Kübra Yorulmaz'ın Vita'sı ahanda böyleydi. Ve siz de çocuk oyunlarını gördünüz. Çocuklarınızla güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Vita piyasadaki en iyi el konsolu. Tavsiye ederim. İstiyorsanız şuradaki Game Boy oyunlarını tavsiye ederim de. Onlara da birazdan bakacağım. Şu an gece 2 oldu mu? Daha 2 olmamış. Bu arada retro saatim şekil. Önümden çekil. Arkadaşlar sağdaki ve soldaki videolara tıklayarak kanalıma abone olabilir. Ve şu üye sayımızı 100 milyona çıkartabiliriz. Haydi kendinize iyi bakın. Bye.